Havalimanında şu dikkatimi çekti. Birazdan bir süredir düşündüğüm de bir konu. Herkes bagajını nasıl o kadar çabuk tanıyor? Nasıl tanıyorsunuz ya? 200 metre uzaktan insan bagajını görüp "Ah, bu benimki" diye. Ben çünkü karıştırıyorum ya. Devamlı karıştırıyorum ve şöyle şeyler oluyor mesela bana. "Aa, bu benimkiymiş" diye gidiyorum, beni bakıyorum, açıyorum ve sonra "Ah, benimki değil. Ben benimkini bu kadar şişirmemiştim" şeklinde sonra tekrar. Ve aynısı mesela sonradan aklıma geldi, bana okuldan çocuklarımı almaya gittiğimde de oluyor. "Aa, bu benimkiymiş. Yok, ben bu kadar şişirmemiştim." "Yemiyor anacığım, ne yapayım, yediremiyorum" falan şeklinde. Sonra oradan öyle devam eden bir diyalog. Evli ve iki çocuk annesiyim ben. Biliyorum, gösteriyorum. İki çocuk annesiyim ve daha hiç Çağla üçüncüyü düşünüyor musun diye soran olmadı. Herhalde stand-up'ımı izliyor bu insanlar diye tahmin ediyorum. Kimse sormadı. Hatta Sağlık Bakanı bununla ilgili demeci var. Şöyle demiş Sağlık Bakanı: "Herkes üçüncüyü yapsın Çağla hariç. Çağla sakın yapmasın üçüncüyü lütfen. Hatta ikinciye zor bakıyor" falan gibi. Merak etmeyin Sayın Bakan. Buradan şu an bakana sesleniyorum. "Sayın Bakanım, merak etmeyin. Bu vajina bu saatten sonra sadece tek yön çalışır. No pasaran." Buradan çıkış yok yani, kesinlikle. O yüzden içiniz rahat olsun ya. Bu vajina esprilerinden rahatsız olan var mı bilmiyorum bu akşam ama genelde oluyor. Ben de o yüzden yapmaya devam ediyorum. Yani bu benim bir kadın komedyen olarak ben bunu yapmak mecburiyetindeyim. Onu da açıklayayım. Evet, bu şakaları. Diğer kadın komedyenler niye yapıyor bilmiyorum. Ben menopoza girmediğimi ispatlamak için yapıyorum, onu söyleyeyim. Başkaları niye yapıyor bilmiyorum. Ya üçüncü düşünmüyorum. Yalnız ikinciyi düşünüyor musun diye de soranlar oluyor bazen, hani ikinci koca babında. O konuyu da bir açıklık getireyim. Düşünmüyorum çünkü aşırı derecede tek eşli bir insanım. Yapım gereği öyleyim. Bir dev Madagaskar sıçanı gibiyim adeta. Bir dev Madagaskar boğa yılanı tarafından yutulana kadar aynı sıçanla. Gelmeden önce Wikipedia'ya baktım. Çok belli oluyor, bilmiyorum. İyi ki açıldı, bak yazamayacaktım bunu yoksa. Aynı sıçanla evle kalmaya. Yani tabii o sıçan da eğer yani bir o sıçan da var tabii ama yani ben öyle düşünüyorum. Tek eşliyim ya. Öyle yani, karakterim öyle. Öyle yani, öyle doğmuşum. Benim romantik ilişki anlayışım şu: 20'li yaşların başında birisiyle tanışacaksınız, aşık olacaksınız, evleneceksiniz ve bir daha hayatınızın sonuna kadar başkasıyla beraber olmayı aklınızın ucundan geçirmeyeceksiniz bile. Ben buna inanıyorum. Buna tıpta sanıyorum otizm deniyor. Bu olabilir. Benim zaten göz temasım da çok kuvvetli değil, fark edilmişti. Özellikle ön sıralar iyi fark etti şu an. Olabilir, olabilir. Yani o spektrumda ben olabilirim. Ama benim anlayışım bu. Başka insanların da bunu paylaşmamasını çok iyi anlıyorum. Yani şuradan mesela Osmanlı tarihine baktığımız zaman, şimdi bak hemen nerelere bak. Osmanlı bir geçiş. Osmanlı tarihine baktığımız zaman mesela bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan görüyoruz. Hemen açıklayayım. Önden soru geldi. Nasıl görüyoruz? Örneğin 600 yıllık tarihi boyunca Osmanlı İmparatorluğunda şunu söyleyen kaç tane padişah var sizce? "Ben karımdan memnunum." "Karımdan memnunum. İkinciyi almayacağım." Teşekkür ediyorum. İkinci, bunu diyen kaç kişi var sizce? Hiç yok. Evet, hiç yok. Hatta şunu söyleyen bile yok: "Ben karılarımdan memnunum." "Ben karılarımdan memnunum. Dördüncüyü almayacağım." Belki vardır yani, o kadar. Olabilir. Beş yeter. Beşte zaten ölüyorlar. Çok yaşamıyorlar yani. Ortalama yaş 40 falan. Hani o kadar, ne kadar el verdiyse. Ama bunu diyen çok, ama şunu da söylemek istiyorum. Hani her imkanı olan erkek hani upgrade eder falan. Buradan bilmiyorum o mu çıktı mı o sonuç, ama bence kadın hükümdarlar da çok farklı, daha çok kadın hükümdar olmadığı için bilmiyoruz ama olanlar da çok farklı davranmamış. Örneğin Elizabeth, İngiliz kraliçesi Elizabeth
Pek çok sevgilisi olmuş Elizabeth'in aslında. Ama işte Elizabeth evlilik kurumuna saygısından dolayı asla evli biriyle beraber olmamış bakın. Sevgilisi evliyse önce muhakkak karısını boğdurtuyor Elizabeth. Ondan sonra ve bakın ben buna kadın hükümdar farkı derim. Evet, aynen öyle. Aynı zamanda erkek hükümdarlardan bir farkı da kilo aldığında hamile sanılması. sık. Kraliçem tebrik ederim. Doğum ne zaman? Efendim? Hayır, Robert hamile değilim. Boğazımı tutamıyorum sadece. Bil bakalım bundan sonra başka kim boğazını tutamayacak bu odada? Tebrik ediyorum, evet. Bildiniz. Kraliçenin şeyi de çok kuvvetli, pasif agresifi. Kadın hükümdar olduğu için. Aynı zamanda selfie kraliçesi, Kraliçe Elizabeth. Yüzlerce portresini yaptırmış kendisini ve biz bugün hala kraliçenin neye benzediğini bilmiyoruz. Bu kadar aynen Instagram kullanıcıları gibi hiçbir fikrimiz yok gerçek görüntüsü hakkında. Şey filtresini kullanıyor kraliçe, beğenmediğini boğdurtma filtresi. O da bak çok güzel. Bende yok. Bende Facetune var. Çok kullanmıyorum ama çünkü şunu Facetune'layınca Charlize Theron'ın Monster'daki haline denk geliyor. Çok kullanmamaya çalışıyorum. Az kullanırsan da Taylor Swift'in annesine benziyorum.